Allah birdir, Muhammed Mustafa Hak Resul peygamberdir. Cennet cehennem vardır, sırat vardır, hesap vardır. Bunu söylediğimiz için, bunu dünya hayatımızın gayesi haline getirme arzumuzdan dolayı Müslümanların aleyhinde dünyanın çeşitli mahfillerinde nice tuzaklar kuruluyor. İşte bu tuzaklardan bir an olur kendi tedbirimizle kurtuluruz, bir an olur da tedbirimiz kifayet etmeyebilir. Her türlü tuzak ve korku için başka kavimlerden gelecek tehlikelerden dolayı endişemizi gidermek için Allah'a yalvarmak boynumuzun borcudur. Ya Rabbi onların önünü kes, Ya Rabbi onların şerrinden sana sığınırım, sen beni muhafaza et diye mümin, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yolunu takip ederek dua etmeli, kendisini o korkudan bir nebze olsun muhafaza etmelidir. Hani dua müminin silahıdır derler. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den gelen bir anlayış. Dua müminin silahıdır. Ne demek? Dua ile mümin kendisini maddi ve manevi tehlikelerden muhafaza eder, korur. Akşam eve gittik, yatacağız, evimizde konaklayacağız. Eûzü bi kelimâtillâhit tâmmâti min şerri mâ halak. Bu duayı her zaman yapmalıyız. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem gerek sefer esnasında, gerekse evine döndüğü zaman seferden, bir yerde konakladığı zaman bu duayı hem etmiş, hem de edenlerin Hazreti Allah'ın muhafazasında olacağını beyan etmiş. Aziz Mahmud Hudayi Hazretleri talebeleriyle bir yolculuk esnasında kayıkla gidiyorlarmış denizin üzerinde. Efendim demişler, rüzgarlı bir havada, ecelle aramızda sadece şu kayık var demişler. Şu kayık parçalanıverse ecel bizi bulacak. Evladım demiş, karada o kayık da yok. Yani biz ecelin bizi nasıl bulacağı tamamen Hazreti Allah'ın takdirine aittir. Bizim tedbirimiz bir yere kadar işe yarar. Hazreti Allah'ın takdirine uygun olduğu müddetçe işe yarar. Onun için bugün yolda, belde, herhangi bir mevkide bulunduğumuz zaman yönümüzü Allah'a dönüp her türlü tehlikeden Allah'a sığınmamız gerektiğinin farkında olalım. Sizden biriniz gittiği yerde işini gücünü bitirdiği zaman hemen acele evine dönsün. Oralarda boş gezip başka işler peşine düşüp kendini oyalamasın. İnsanın dünyada hep faydalı iş yapması gerekir. Bakınız, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir duası da şudur. Ya Rabbi, fayda vermeyen işten sana sığınırım. Ne dünyaya ne ahirete faydası olmayan boş işlerin peşinde koştuğun zaman vakti zayi etmiş olursun. Bunu fazlalaştırırsan gün gelir ailenden olursun. Çoluk çocuğundan olursun. İşini bitirdiğin zaman buyuruyor Peygamberimiz, hemen evine dön. Sefer neticede bir sıkıntılı haldir. Bugün de bir yere sefere gittiğimiz zaman, iş seyahati yaptığımızda, başka sebeplerle bu yollara gittiğimizde, oralarda çok oyalanıp başka maksatlar peşinde gezmememiz gerekir. Maalesef evine, ailesine yalan söyleyerek uzak yerlerde başka işler peşinde koşup sonra hem kendisini hem çoluk çocuğunu mahveden insanlarımız da vardır.
Müslüman hayatı bir disiplinden ibarettir. Sabah erken kalkacaksın, namazını kılacaksın. Yatmadan önce yine Allah'ın huzurunda durup yatsı namazını kılıp öyle yatacaksın. İşini, ticaretini, aileni hep bir disiplin içerisinde yürüteceksin. Onun için insan hayatının her anını kaplayan bir dindir İslam. Yani adamın ticaret için çıktığı seferden ne zaman döneceğine de İslam mı karar verecek? Evet, İslam karar verecek. Çünkü sen bir takım heveslerin, arzuların tesiriyle kendi menfaatini unutabilirsin. Senin menfaatin kendini, aileni, Hazreti Allah'ın arzu ettiği şekilde yaşatıp ahirette cennete ulaşmaktır. Yoksa dünyada çeşitli meselelerle oyalanıp kendi geleceğini, ahiretini mahvetmekte senin için bir menfaat yoktur. Bilakis tam aksine mazarrat vardır. Müminler birbirlerinin gizli hallerini araştırmasınlar buyuruyor Cenab-ı Hak. Araştırmasınlar. Abdullah bin Revaha Hazretleri bir gün seferden dönmüş, evine gece yarısı girmiş. Kocası seferde olduğu için de eşi başka bir kadın evine gelmiş, eşinin başını tarıyormuş hanımının. Onu bir yabancı zannederek kılıcını çekip öldürmek üzereyken fark etmiş ki o da bir kadın. Ailesini kontrol etmek için aniden eve gelip evinde casusluk yapmayı da Peygamberimiz uygun görmemiş. Gündüz vakti evimize ulaşacak şekilde yolculuk planı yapmak lazım. Ne alakası var hocam, ne mantığı var bu işin demeyelim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, evinize gündüz vakti varın. İsterseniz ailenizle beraber memlekettesiniz, kendi evinize geleceksiniz. Gündüz vakti evinizde olmak üzere yolculuğu planlayın. Yani akşamdan çıkın, yarın öğleye gelin mesela. Gündüz vakti çıkıp da gece eve gelmeyin. Kişinin ailesine gece gelmesini, yolculuktan gece evine dönmesini Peygamberimiz yasakladı. Gece yolculuğu şimdi de birçok kazalara sebebiyet verir. Gece dinlen, gündüz güzelce gel. Eskiden insanlar geceleri kontrol amaçlı gelirlermiş. Yani ailene güveneceksin. Enes radıyallahu anh biliyorsunuz Peygamberimizin hizmetkarlığını yapan büyük bir sahabe. O anlatıyor, diyor ki Peygamberimiz asla diyor gece eve gelmezdi bir sefere çıktığı zaman. Medine'den ayrıldıktan sonra tekrar Medine'ye girişi ya sabah vakti, gündüz vakti olurdu veyahut da akşamüstü olurdu. Gece vakti Medine'ye gelmezdi. Demek ki gündüz evine ulaşacak şekilde yolculuğu planlamak Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bize gösterdiği bir yoldur. İnsanı insan yapan Hazreti Allah'a bağlılığındaki kuvvettir. Aldığımız nefesin Allah'tan olduğunu bilmek, bize verilen nimetlerin bizzat Hazreti Allah tarafından ihsan edildiğini bilmek, bizim imanımızın kuvvet derecesini gösterir. İşinden, evinden, herhangi bir yerden döndün sağ salim, akşama eriştin. Bunun sana Hazreti Allah'ın bir nimeti olduğunu unutmadan şükrederek yat. Namazını, niyazını kıl. Bakınız Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem döndüğü zaman, bir seferden döndü diyelim, camide iki rekat namaz kılar, evine öyle geçermiş. Şimdi Peygamberimizin durumu bizden farklı. Nasıl farklı? Onun evi caminin içerisindeydi.
caminin içerisinde sağ tarafında bugün gittiğimiz zaman, kıbleye döndüğümüz zaman sol tarafında kalıyor. O duvarda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme ait odalar vardı. Yani eviyle caminin aynı mekandaydı. Bizim evimiz camiden uzakta olabilir ama evimize girdiğimiz zaman iki rekat bir namaz kılıp Cenab-ı Hakk'a şükredebiliriz. Bakınız, Kâb ibn-i Malik radıyallahu anh rivayet ediyorlar. Buyuruyorlar ki: "Kâne izâ kadime min seferin bedâ bil mescidi ferakâ fîhi rekâteyn." Seferden döndükleri zaman mescide girer, iki rekat namaz kılarlardı. Müminin hayatı bizim bu modern çağda gördüğümüz gibi haz, hız, arzu, istek, şehvet hayatı değil. Hazreti Allah'a en güzel şekilde, en iyi bağlılığımızı nasıl gösteririz? Kulluğu en güzel nasıl yaşarız? Gayesine matuf bir hayattır.